Bu her şey birbirine girdi. Celal Ülgen'le ilk bölümde beraberdi. Kesinlikle diyor, o hesap Levent Göktaş'ın değil diyor. Doğru diyor. Dün Hüseyin, bana göre Hüseyin de, Ersöz çünkü... de dün onu söyledi. Diğer avukat arkadaşımız Hüseyin Ersöz de onu söyledi. O zaman birileri bir şey kurcalamaya, kaşımaya başladılar. Tabii. Bugün çok güzel bir özet yapmışsın. Sır cinayette isimleri geçen Bordo Bereliler. Yani Bordo Bereliler'in orada ne işi var bir. İkincisi, hala ben eski geçmiş şeyleri de kurcaladım. Neden öldürüldüğü konusunda. İşte FETÖ'cüler, işte laiklik meselesi var. İşte FETÖ'cüler bir kitap hazırlıyordu. Yanılmıyorsam Köstebek diye bir kitap, yayınlanamayan kitaptı zannediyorum. Oydu neden deniyor. Yani özel kuvvetlerin Hablemitoğlu'nu öldürme gerekçesi ne olabilir? Ya da özel kuvvetlerin demeyelim. Orada çalışmış insanların en azından, orada görev almış insanların. Doğru, evet. Şimdi ne yapayım? Ne hesabı olabilir? Lazım. 18 Aralık 2002 tarihinde. Cem Uzan, o zaman Star gazetesinin sahibi, ben de o gazetede o dönem görevliydim. Genel yayın yönetmenimiz Fatih Çekirge. Birlikte bir yemekteydik. Tabii gazetede nöbetçi arkadaşlarımız biliyorsun olur. Evet. İşte onların böyle kendi aralarında işte telsiz konuşmalarından dinlediğimiz için polis telsizi genelde gazeteciler biliyorsunuz dinlerler, evet, gececiler. Evet. Onlar işte portakal şey dedi, sokakta bir cinayet işlenmiş falan diye. Ben de çok yakın bir bölgedeydim oraya. Yani gazetecilik dürtüsüyle, bir de o gün televizyon programı vardı, oradan programa geçecektim. Hemen olay yerine gittim. Gittiğimde tabii yerler karlı buzlu vaziyette, soğuk bir Ankara akşamıydı. O saatte yerde yatan ve karların üzerine kanı akmış bir insan yatıyordu yerde. O arada Şengül Hablemitoğlu'nu şahsen tanımıyordum. O çırpınan, orada eşinin eşi öldüğü için orada çırpınan bir kadın gördüm. Ve orada hep söylediği şuydu: eşimi öldürenleri asla sevindirmeyeceğim. Onun için ağlamayacağım. Onun için ağlamayacağım diye söyleniyordu. O hanımın Şengül Hanım olduğunu öğrendim. Gerçekten soğukkanlılığını alabildiğine korumaya çalıştı. İki yavrusunu olaydan daha az etkilenmesi için onun çırpınışları içerisinde gördüm. Ve daha sonraki süreçte zaten kendisiyle ilk röportajı da ben yapmıştım Şengül Hanım'la. Ve yüreği yanık, ağlayan, içine kan akıtan bir aile sonuçta. Kolay değil, kolay değil. Tabii, kolay değil. Ve o yüzden kendisiyle daha sonraki süreçte hep görüştük, hep tanıştık. Fakat bu olayın bir türlü çözülememesi ve bu olayın bir türlü cinayetin aydınlanaması artık yani neden oluyor, niçin oluyor sorularını akla getiriyor. Evet, evet. Şimdi çok iyi yine hatırladığım olaylardan birisi cinayetin ikinci ya da üçüncü günüydü. Şengül Hanım'ı çağırmışlardı, başbakanlığa davet etmişlerdi. Ve bu cinayetin mutlaka aydınlatılacağı ve bunun da devletin namus borcu ve görevi olduğu ifade edildi. Ve dolayısıyla böyle bir cinayetin çözülmesi için bir beklenti içerisine kondu. Ama bir yıl, iki yıl, üç yıl falan derken bir türlü bunun gerçekleşmediğine de hep birlikte tanık olduk. Şimdiki belli bir dönem, aradan yıllar geçti. Hatta Şengül Hanım'la bir sohbetimizde de şunu söylemişti. Ya dedi ki, devletin dedi namus borcu olduğunu söylediler bana. Artık devlet şu namus borcunu bir türlü ödemiyor, ödenmeyen bu namus borcunu artık ödesinler diye isyanını dile getirmişti. Şimdi tabii kim yaptı, ne yaptı falan çok belli değil ama şunu da ifade edeyim ki o dönemde de hep başından beri ben bu olayın içerisinde bir FETÖ olabileceğini, o zaman tabii FETÖ değil bir cemaat olabileceğini düşünüyordum. Neden? Rahmetli'nin açıklamaları çok olurdu. Özellikle Fethullahlılarla ilgili. Onların yapılanması, onların işte yurt dışı teşkilatları gibi konulara çok önem verirdi. Herhalde bundan etkilenmiş olacağım ki Okyanus Ötesindeki Vaiz diye bir kitabım yayınlanmıştı 2010 yılında. Biliyorsunuz evet. Bu yapının en güçlü olduğu dönem. O en güçlü olduğu dönemde halbuki ne alaka diyeceksin ama demek ki içimden öyle gelmiş. Ben o zaman bunu kitabıma
yani Okyanus Ötesi'nde kitabıma Şengül Hablemitoğlu ile yaptığım röportajı ayrıntılı biçimde, hatta olduğu bir biçimde yayınlamıştım. Bir şüphe vardı içimde. Nitekim aradan işte yıllar geçince bu şüpheler daha çok öne çıkmaya başladı. Şimdi rahmetlinin olayının araştırılması sırasında ki görev yapan emniyet mensuplarına baktığımız zaman şu anda bile o şubenin işte istihbarat şubesinin bakıyorsunuz ki şube müdürü dahil olmak üzere 15 polis, yani bu olayı araştıran ekiple ilgili söylüyorum. Hepsi ya yurt dışında ya cezaevinde ya da işte aranır vaziyetteler. Dolayısıyla konu üzerine yeterince gidilmediği gibi de bir sonuç çıkıyor. Ve bu olayın aydınlatılması için sonraki dönemlerde bir takım işte alınan ifadeler, bazı ifadelerin ortaya çıkması etkili oldu. Yine bu olayın aydınlatılmasında da şunu ifade edeyim ki beğensinler beğenmesinler sonuçta gazetecilerin yazdıkları, tanıklık yaptıkları olaylar ya da bir ifade verdiği bir ifade, bir duyum, bunların da yine etkili olduğunu ortaya çıktı. Zihni Çakır gazeteci arkadaşımız bir ifade veriyor polise, pardon savcılığa bir ifade veriyor. İşte bu olayı yapanları bildiğini söylüyor. Ve Tarkan Mumcuoğlu isimli kişinin tetiği çektiğini iddia ediyor. Bu ifadelerin arasında yer aldı uzun süre. Fakat bu olayda işte yakalanan yok, gözaltına alınan yok falan derken bu konunun üzerine önemli gidilmeye başladı. Zihni'den şunu sordular: peki sen bunu nereden duydun? Nuri Gökhan Bozkır'dan duydum diyor. Gökhan Bozkır'ın ismi öne çıkınca tabii bu kişinin araştırılması yapılıyor. Bu kişi bizler için, yani gazeteciler için yabancı olan bir isim değil, onu söyleyeyim. Ankara'da sanıyorum 2006'lı yıllarda bir çete ortaya çıkartılmıştı. İsmi de Savuna Çetesi. Savuna Çetesi, evet. Savuna Çetesi. Bunların içerisinde baktığınız zaman hatta o zaman İbrahim Tatlıses de dahil olmak üzere tuzağa düşürülen bazı insanlar vardı. Bunlardan işte para pul, işte savunaya gelişlerindeki bazı görüntüler gibi, bunların da ilgili bir çete bunlar. Nuri Bozkır işte bu olaydan dolayı bir süre cezaevinde kaldı. Avukatlığını da yapan Levent Göktaş'tı. Levent Göktaş'a ben o dönem konunun üzerinde bildiğimiz bir konu olduğu için ve Savuna Çetesi de o dönem güncel olduğu için şunu söyledim, işte neden siz aldınız falan dedi. Ya dedi, babası dedi Niyazi Bey, Niyazi Albay dedi, benim yakın ahbabım dedi, o yüzden dedi avukatlığını rica etti, o yüzden aldım demişti. Ve dolayısıyla bir bağ oradan başlıyor, yani avukatlık olayında. Baba Niyazi Bozkır, gerçekten ben de çok sevmiştim ve çok da üzülmüştüm babanın, oğlunun düşürüldüğü bu hallerden dolayı. O zaman çalıştığım Hürriyet gazetesindeydim. Bir de Gözlü gazetesinde de köşe yazıyordum. İşte böyle bana gelip anlatmıştı o konuyu üzerinde ben çok durunca. Oğlunun bilgisayarının evinden çalındığını, işte bazı yanlış yollara sürüklendiğini falan, bunlardan yakınmış. Hatta eşiyle birlikte gelmişti ve eşinin de o gün, yani evladı cezaevine girmiş bir annenin de feryadına o gün tanık olmuştum. Gözyaşlarına tanık olmuştum. İster istemez bizler de insanız, gazeteciyiz. Tabii. Ama aynı şekilde aynı üzüntüleri bizler de bir anne babalar yerine bazen bizler de hep yaşarız, bilirsin Namık. O yüzden hakikaten üzülmüştüm. Niyazi Bey'i de ben de çok sevmiştim. İşte abi inşallah kurtulur, gerçek ortaya çıkar falan diye böyle. Şimdi aradan zaman geçtikten sonra bu kişiyi baktık ki yurt dışına gitmiş. Ve aynı dönemde de Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı kişi orada yürütülen silah kaçakçılığı ile ilgili bir davanın da Nuri Gökhan Bozkır sanıkları arasında. İşte meslektaşımızın verdiği bilgiler, işte bu bilgileri ben Nuri Bozkır'dan edindim dediği zaman konunun üzerine olay yürüten Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün aynı titizlikle konuyu ele almaya başladı. Hatta o dönem bu kişiyi bulunduğu ülkede takibe alındı ve bu kişiyle de bağlantı kurup Türkiye'ye gelmesini sağlamak için Cumhuriyet Savcısı'nın da ayrıca özel bir çaba gösterdiğini öğrendim.
Ve sonuçta bu kişinin hakkında kırmızı bülten de çıkartılmıştı yakalanması ve iade amacıyla gönderilmesiyle ilgili. Fakat bu o dönem gerçekleşmedi. Konu üzerinde bizzat Cumhurbaşkanımızın durduğunu ve gittiği Ukrayna'da o dönemde Ukrayna yetkilileriyle yaptığı görüşmede Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'de arandığını ve Türkiye'ye iadesini istedi. Bir süre bu kişi gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Ve serbest bırakıldığı dönemde de Romanya'ya geçtiği anlaşıldı. Romanya'dayken yine Ukrayna'daki ilgili makamlar kendisiyle bir temas kurdular. İşte senin hukuki sorunun var. Biz onu çözmeye sana çözeceğiz, yardımcı olacağız vaadiyle. Bu kişinin tekrar ülkelerine gelmesini sağladılar. Ve sınır kapısında girişte de gözaltına alındı. Daha sonraki süreçte Türk istihbarat birimlerine teslim edildi. Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirildikten tam 23 gün sonra Namık Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklamayla Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiği, MİT tarafından Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Açıkçası söylemesi gerekirse o dönemde Cumhuriyet Savcısı, yani soruşturmayı yöneten Cumhuriyet Savcısı da Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra böyle bir bilgiye sahip oldu. Ve aynı kişi 13 günde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Ve bu sorguda bazı isimler tabii ki geçti. Şimdi bir Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde sadece isimleri geçenler, bir de başka ifadelerle konuyu bağlantılı ve konuyla ilgili kişilerle ilgili iki ayrı soruşturma ayağı başlatıldı. İlk gözaltına alınanlarla ilgili, Şubat ayında gözaltına alınanlarla ilgili bunlara yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve hepsi salıverilmişti. Daha sonra Haziran ayında yeni operasyon, ikinci operasyon başladı ve ikinci operasyonda da gözaltılar başladı ve tutuklamalar da başladı. Şimdi olaya bir bakıyorsunuz, Fikret Demek geçmiş dönemde evet, özel kuvvetlerde görev yapan ve Kuzey Irak'taki bir operasyon sırasında uçurumdan yuvarlanıp mahallen emekliye ayrılan özel kuvvetçi. Bakıyorsunuz olayın isminde Nuri Gökhan Bozkır, özel kuvvetler yani bordo berelilerdeyken evet, işte adı savunma çetesine karışmış. Sonra silahlı kuvvetlerden ihraç edilmiş bir isim. Sonra bakıyorsunuz Tarkan Mumcuoğlu. Tarkan Mumcuoğlu yine iddialara göre işte tetiği çeken kişi. Ve bu tetiği çeken kişinin, Tarkan Mumcuoğlu'nun neden yıllar önce ifadesi alınamadığı diye merak edersek onun cevabını şurada buluyoruz Namık. Bu kişi özel kuvvetlerdeyken yurt dışı Kazakistan'da bir göreve gönderiliyor ve uzun süre orada kalıyor. Ve orada olduğu için böyle bir ifade olayı bir türlü gerçekleşmiyor. Onun da böyle bir durumu var. Bakıyorsunuz yine başka bir isim Mehmet Narin. O da kim diyoruz? O da özel kuvvetlerde. Komutanın yani Levent Göktaş'ın komutanlığı döneminde orada emir subayı pozisyonunda olan bir kişi. Şimdi bu olayla ilgili baktığımız zaman bu gözaltılar, yakalamalar işte bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin göz bebeği kuruluşlarından özel kuvvetlerde bu kişilerin böyle bir takım olayların içerisinde olması hakikaten hem üzücü, hem olmaması gerekir ve hem de Türkiye'de bir aydın, Atatürkçü bir insandan bu kişiler ne ister diye merak ediyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemli kişi o günlerde yine listede ismi, ikinci operasyon sırasında da listede ismi geçenlerden birisi Levent Göktaş. Levent Göktaş'ın biz son yıllarda adını daha çok işte İnan Kıraç'ınla işte ilgili bir ticari evet, konu. İnan Kıraç'a ait işte bilmem şeylerin, bir takım devirlerin, hisse devirlerinin bunun üzerine yapılması ve yine İnan Kıraç'ın Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bir alacak verecek meselesinde bir 40 milyon doların affedilmesi için İçişleri Bakanı ile Sezgin Baran Korkmaz'ın görüşmesi ve o görüşmeden bir gün sonra Sezgin Baran'ın yurt dışına çıkması ve kendisiyle o dönem konuştuğumda Sezgin Baran'ınla kendisiyle de konuştuğumda işte niçin gittiğini ifade ederken veya işte o paradan 40 milyon doları silmesini, alacağından vazgeçmesinin bakan tarafından istendiğini öne sürüyor. Tabii ki hemen burada bir parantez açıp şunu da söylemek gerekir. İçişleri Bakanı ile ilgili böyle bir takım konular gündeme geliyor ama Sayın Bakan'ın bu konuyla ilgili en küçük bir açıklama yapmaması
nedeniyle belki bu kadar sık gündeme geliyor. Belki çok basit bir konudur, biz bilemiyoruz. Belki de. Ama bakanın da bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması nedeniyle ister istemez bu soru işaretlerine de sebep oluyor. Ve sonuçta bu kişinin yurt dışına gitmesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın, üstelik de yurt dışına gittikten sonra, yani yurt dışına çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılması da yine bunlar da soru işaretleri olmaya devam ediyor. Saygı, şöyle bir şey olabilir mi? Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya gitmesinden sonra bir anlaşma yaparak söyleyecekleri, çünkü hepsinin tarihleri birbirine uyuyor. Levent Göktaş'ın falan bu işe karıştırılması. Bugün çünkü çok ilginç bir yazı vardı şeyde. Akit gazetesinde yazıyı yazan Ali Karahasanoğlu diyor ki, İşledikleri cinayetlerden değil diyor, işlemedikleri cinayetten bunlar diyor, şimdi diyor, suçlanıyorlar diyor. İlginç bir iddia o. Şimdi tabii ki şöyle, olaylara sadece gazeteci gözüyle bakıldığı zaman biz devletin resmi belgelerine dayanarak bir takım bilgileri söyleyebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Nitekim bizim bu anlattıklarımızda Cumhuriyet Savcısının, sonuçta bu kişiler sokakta şu anda elini kolunu sallayarak dolaşan kişiler değil. Bunlar şu anda tutuklu insanlar. Ne ile ilgili? Necip Hablemitoğlu'nun suikastıyla ilgili olarak tutuklanmış, bir şekilde isimleri karışmış kişiler. O yüzden hani biz o şekilde, yani sayın yazarın dediği şekilde, benim en azından böyle bir iddiada bulunmam mümkün değil. Bu konu Cumhuriyet Savcısının hazırlayacağı iddianameyle zaten. Şöyle bir ifade kullanmış Karahasanoğlu. Senin katil olduğunu biliyorum ama sana bir şans veriyorum. Faili olduğun cinayetten değil, faili olmadığın cinayetten yargılatıyorum. Benimle anlaşırsan, benim emrime girersen nasıl olsa işlemediğin cinayetten kurtulursun. Ama işlediğin cinayetin dosyasında senin ismini yazarsam kurtulamazsın. Tercih senin gibi diyor, bir teklif söz konusu olabilir diyor. Ben bilemiyorum, yani o konuda ben bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebiliriz ki olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü bir soruşturma var. En geç zannediyorum 1,5 ay kadar, ve 1,5 ay içerisinde bu iddianame ortaya çıkacak. Şu anda bildiğiniz gibi Namık, bu olayın soruşturmasıyla ilgili yayın yasağı da bulunmaktadır. O yüzden zaten daha fazla derinliğine de bu olayın kimse girmiyor. Biraz daha yüzeysel olarak konuşuyoruz. Neden? Elimizde bu konuyla ilgili resmi bir, yani iddianame falan bulunmadığı için. Levent Göktaş'ın konusuna gelirsek, Levent Göktaş'ın geçmiş dönemdeki kahramanlıkları falan çok bilinen bir isim. Yani böyle bir özellikle silahlı kuvvetlerde çok tutulan, kahraman olduğu ifade edilen. Hatta ben onu Korkut Bey'den dinlemiştim. Korkut Bey de özel kuvvetlerdeydi biliyorsunuz. Dedi ki bugün, Levent dedi öyle bir asker ki, öyle bir kahraman ki dedi, dağda dedi 500 PKK'lının arasına Levent'i atın. O 500 PKK'lının arasında dedi Levent çoğunu öldürür, çoğunu yaralar ve kendisine de hiçbir şey olmadan sağ salim dedi kurtulur. Yani böyle bir cengaver asker falan ifadelerini kullanmıştı. Ben de bir kitabımla ilgili, Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü isimli kitabım çalışması sırasında Levent Albay'la görüşmüştüm ama şunu ifade edeyim, çok ketum bir insan, böyle konuşmayan bir insan. Ne bileyim, bazı olayları böyle anlatsa bile çok üstü kapalı olarak anlatıyor. Olaylarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa da mümkün olduğu kadar cevap vermemeye özen gösteriyordu. Avukatlık döneminde işte bakıyorsunuz değişik kişilerin avukatı oluyor. İşte bakıyorsun bir İnan Kıraç'ın avukatı olması, Sezgin Baran'la ilgili işte ticari meseleler falan. Aslına bakarsanız insanın kafasını karıştırıyor. Kendisiyle ilgili, yani yakalama kararı çıkartıldığını öğrendiğimiz zaman, ilk operasyon öncesi, Şubat'ta yapılan operasyonda bu iddianamenin içinde isminin geçtiğini öğrendiğimiz zaman ben kendisini aramıştım Namık. Levent Albay dedim, bu konuyla ilgili sizin de isminiz geçiyor. Bu nedir dedim. Vallahi dedi, inanın ben de bilmiyorum dedi. İşte bu arkadaşlarınız, bu kişilerle ilgili dedim, işte yakalama kararı falan, gözaltılar falan çıktı. Siz ne diyorsunuz? Vallahi dedi, ben dedi büromdayım dedi. Şu anda dedi ofisimdeyim. Beni dedi savcılıktan veya emniyetten arayan, soran, gelen giden dedi olmadı.
Yani ne yapayım dedi, ben dedi yapacak dedi bir şey yok falan. İşte hakkınızdaki iddia şöyleymiş dedi, onu sorduğum zaman asla dedi benim bir olaylarla ilgim falan yok ifadesini kullandı. Şimdi daha sonra biliyorsunuz yakalama kararı, kendisiyle ilgili yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararından sonra Levent Göktaş hakikaten ortadan kayboldu. Kendisini iyi gizleyebilen bir isim. Neden? İşte az önce anlattık, özelliklerini, evet, son derece etkin, son derece donanımlı bir subay. Kaçma, işte olaylara karşı bilmem takipten kurtulma, her türlü eğitimi alan. Hatta Türkiye'de Amerika'ya gidip de çok özel eğitimi alan 3-5 subaydan birisi olduğunda, özel kuvvet mensubu olduğunda tekrar hatırlatmış olalım. CIA'de geniş bir çevresi var. Özellikle asker çevresinde, emniyet çevresinde çok önemli bir etkinliği olan bir isim. Bir ara ismi işte MİT müsteşarlığına, hatta müsteşar yardımcılığına geçti denilen bir isimdi. Yine geçmiş dönemde bildiğiniz gibi Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, yaklaşık 5,5 yıl cezaevinde kalmış. Sonra ya pardon denilen isimlerden birisiydi. O dönemde bile şunu biliyorum, kendisine cezaevinden çıktıktan sonra geçmiş olsun dileğinde bulunmuştum telefonda. Devletime dedi ben kırgın falan dedi değilim dedi. Bu da dedi bir vatan görevi demek ki dedi. Böyle bir anlayış içerisindeydi. Bir de başka bir özelliği yine hem yurt içinde hem yurt dışında etkin olan bir isim diyorum. Gerek Kuzey Irak bölgesinde ki oralarda en çok operasyona katılan bir isim. Yine Azerbaycan'da çok çok etkili bir isim. Bunu da şuradan biliyorum. Eğitimci olarak görev yaptı değil mi orada? Evet, 1992 yılında Azerbaycan ordusunun eğitiminde görevlendiren, Türkiye'nin görevlendirdiği, özel kuvvetlerinin görevlendirdiği bir subaydı. Ve onun yanı sıra da birkaç yıl önce biliyorsunuz yine Ermenistan Savaşı ile ilgili, hatta geçen yıllarda Ermenistan Savaşı'ndan çıktığı günlerde bakıyorsunuz ki Levent Göktaş Azerbaycan'da yine oradaki birliklerin sevk ve idaresinde orada danışmanlık da yapmıştı. Yani son Ermenistan-Azerbaycan Savaşı sırasında Karabağ'ın geri alınmasında. Evet danışmanlık görevini yaptığını da biliyorum çünkü ben o günlerde aradığımda kendisi hep Azerbaycan'da olduğunu biliyordum. Hatta bazı bilgileri, oradaki son durumları falan da ilgili de bazı yazdığımız haberler de olmuştu Levent Göktaş'tan aldığım bilgiler kapsamında. Şimdi olayla ilgili tabii şu var, şeyler çok olur. Yani bu olayla ilgili rivayetler, söylentiler, işte ne bileyim komplo teorileri çok olur. Ben açıkçası o komplo teorilerini pek bilen veya onları beceren bir gazeteci olmadığım için mümkün olduğu kadar ben belgeler, bilgiler üzerinde konuları anlatmaya çalışıyorum. Şu anlattığım olaylarla ilgili de her şey yine sağlam, sağlıklı bilgilerden oluşuyor. Dolayısıyla benim görüşüm bir iddianameyi beklemek gerekiyor. İddianamede yer alacak bilgiler, bunların oradaki pozisyonları nedir? Bunları da görmek gerekir diye bakıyorum. Sedat Peker'le tamam. İlişkisi var mıydı? Tanışıyorlar mıydı? Görüşüyorlar mıydı? Şimdi Korkut Eken'le Sedat Peker'in arası iyiydi. Önce onu söyleyelim. Çünkü bir takım görevlerde bunların yani devlet adına bir takım görevlerde kullanıldıkları biliniyordu. Anlatmıştı da videolarda. Levent Göktaş da yine daha çok Kuzey Irak operasyonu, gerekse Türkiye'deki Güneydoğu'daki bazı operasyonlarda yer alan isimlerdi. Levent Göktaş'la Sedat Peker'in tanışık oldukları biliniyor. Çünkü o dönem daha çok işte Güneydoğu'da özellikle 1993-94'lü gibi yıllarda neredeyse devletin var olup yok olma veya var olma mücadelesi verdiği dönemde her kesimden devlet destek alıyordu. Bakıyorsunuz sınırdaki gümrük görevlileri bile askerlerle birlikte operasyona çıkıyorlardı. Bu dönemde Sedat Peker'in de devletin bazı birimlerine destek olduğu, maddi manevi olarak oradaki yöredeki insanlara da destek olduğu, o da o dönemden beri bilinen bir durum. Nitekim zaten bu açıklamalarında, Sedat Peker'in de yaptığı açıklamalarda görüldüğü gibi bir tanışıklıkları olduğu, geçmişte bazı olaylarla birliktelikleri olduğuna ilişkin zaten ipuçları da oradaki cümlelerden de çok rahat geçiyor. Anlaşıldı. Şimdi
Peki bu şeyler sahte mi? Göktaş'ın hesabı sahte mi değil mi? Bu konu tartışılan bir konu. Şimdi böyle bir ifadeleri hemen zaten ilk konu gündeme geldiğinde Levent Göktaş'ı tanıyan, onun yakınında beraber geçmişte olmuş insanlarla ilk konuştuğumuzda kesinlikle dedi bunlar dedi işte Levent Göktaş'a ait cümleler olamaz. Levent'in böyle bir üslubu yok dediler. Ama tabii ki onları ben bilmem mümkün değil. Ben de o zaman hakikaten çok temkinli oldum. Ya, hakikaten acaba o mudur değil midir? Fakat Sedat Peker'in hemen o açıklamalar üzerine yaptığı açıklamalar bir yerde şunu da gösteriyor. İnsanları birbirine düşürmek, işte bu karşılıklı bu düşürmenin arasında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamak için bilinçli olarak da böyle bir korsan hesaplar kullanılabilir diye düşünüyorum. Nitekim daha ilk dakikalardan itibaren de bununla ilgili yani bu konularla ilgili bazı yorumlar, değerlendirmeler, Sedat Peker'in de bu konuda yaptığı açıklamalar oldu. Şu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de bana göre şu. Şimdi Sedat Peker hakikaten ülkede çok önemli açıklamalar yaptı. Evet. Fakat şunu görüyoruz ki ne kadar önemli açıklamalar yaparsanız yapın hiç fark eden bir şey olmuyor. Devlet bu işlere hiç el atma gibi bir yerde de bir niyeti yok. Hiçbir niyeti şimdi, yok. Şimdi bir de şöyle oluyor Namık. Ya açıklamalarda şu hemen deniliyor. Ya işte onlar kim ki? İşte o ne bileyim hemen deniliyor. İşte organize suç örgütünün bilmem neyleri. Onu muhatap mı alalım ya kardeşim? Ya bu işleri kim bilecek? Bu işlerin içerisinde olan insanlar bilir. Yani sıradan bir vatandaş onların elde ettiği bilgileri veya onların konuştuğu konuları bilmesi zaten mümkün değil. Sizin devlete düşen görev yani bir yurttaş olarak baktığım zaman ben şöyle düşünürüm. Ya madem bu kişi bir takım iddialarda bulunuyorsa... Bu iddiaları doğru mudur değil midir ona bakmak gerekiyor. O kadar yani evet. Doğruysa zaten işlem yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız. Doğru değilse de Sedat Peker'den bunun hesabını soracaksınız. Nasıl olsa bir gün Türkiye'ye gelecek veya bir şekilde Türkiye'ye getirilecek sonuçta böyle ömür boyu yurt dışında yaşayacaklarını ben zannetmiyorum. Dolayısıyla bu konuda araştırmalar yapılmasına çok büyük önem arz ediyor. Ama ortada ne araştırma var ne bir şey var. O yüzden Peker'in belki seçim döneminde bazı açıklamalar yapacağı ifade ediliyor. Yani yapsa da şu günkü iktidarın ağırlıklı olarak işte onların temsilcilerinin hep sözleri ya onlara mı inanacaksınız? Onlar kim oluyor ki? Yaklaşımlı olarak diyor ki bunlar da bana göre doğru bir şey değil. Onların, kim olursa olsun. Tabii. Yani beğenim beğenmeyelim falanca kişi olsun filanca kişi olsun. Ya bunların üzerine gitmedikten sonra ne olacak yani? O zaman Türkiye'de yani bilemiyorum ama çok doğru bir yaklaşım içerisinde olmadığını düşünüyorum. Besleme basında girmiyor bu konuya. Bir de şunu yaptım. Şimdi Levent Göktaş yakalanır mı? Tabii ki yakalanır ama bana göre ben şöyle düşünüyorum. Levent Göktaş devletten yani devleti için şimdiye kadar canını her zaman vermeye hazır olmuş. Özellikle askerlik döneminde. Böyle bir komutanın devletten ben kaçacağını zannetmiyorum ama... Sanıyorum iddianamenin belki ortaya çıkması, kendisi hakkındaki suçlamaların derecesini öğrenmek, belki o süreç içerisinde bir takım olaylarla ilgili o döneme ilişkin bazı bilgiler, belki olaylarla ilgili adı tanıklıkta geçecek kişileri belirlemek, belki onlarla bir takım bağlantılar kurmak yolunu da seçmiş olabilir şu dönemde. Ama Peker'in şu ana pardon Göktaş'ın şu ana kadar yurt dışında olduğunu gösteren bulgu yok. Fakat bunların da hemen arkasından da şunu söyleyeceğiz. Bugün böyle bir bulgu emniyet yetkililerine, güvenlik birimlerine göre yurt dışına çıktığına pek ihtimal verilmiyor ama sonuçta yakalanamadığında şu ana kadar hakkında yakalama, tutuklamak amacıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmış bir avukat olduğu gerçeğinde göz ardı etmememiz gerekir diye ekliyorum Namık. Evet. Doğru, çok önemli. Bundan sonra şimdi Sedat Peker bunların sahte olmadığını düşünüyordu. İkna olmuş mudur bütün bunlardan sonra? Tabii ben onu bilemiyorum ama bakalım bundan sonra yani yaptığı yeni bir açıklama falan yaparsa ikna olmadığını gösterir. Ama
Eğer yeni bir açıklama bu olay üzerine veya Göktaş'a hedef alan bir açıklaması olmasa demek ki ikna olmuş anlamı da çıkabilir. Evet. Bu işlerde mutlaka şunu da söylemek gerekir. Aracılar da vardır bu işlerin fazla doğru. büyütülmemesi için. Doğru. İki tarafı da tanıyan insanlar da bu tür olaylarda çıkar. Belki tarafları ikna etmek adına özellikle Sedat Peker'i ikna etmek adına adımlar da atılmış olabilir mi? Bana göre olabilir. Onları da artık herhalde yaşayıp göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet, aynen öyle. Bir takım gelişmelere gebe. Dileriz memleket için her şeyin hayırlısı olsun. Yürekten diliyorum Namık. Yürekten evet, katılıyorum evet, tabii evet, ki bu evet, sözlere. Evet. Saygı çok çok teşekkürler katıldığın için, bizimle birlikte olduğu için. Tekrar görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Sağ olun, iyilikler diliyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Hoşçakalın.